Merhaba arkadaşlar. Bugün AutoCAD eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugün göreceğimiz kısım modeling menüsündeki kısım. Burada 4 komut işleyeceğiz. Extrude, Loft, Revolve ve Sweep komutları. Hemen isterseniz Extrude ile başlayalım. Extrude demek bir çizginin veya bir nesnenin boyutunun büyütülmesi manasına geliyor. Örnek olarak hemen Polyline komutumuzu alalım. Polyline almamızdaki sebep tüm parçaların tek bir bütün halinde olmasıydı biliyorsunuz. Line'a çizdiğim zaman her bir line'ı ayrı ayrı büyüten bir komut bu. O yüzden Polyline'ı aldım. Şu an bir yamuk çizeceğim. Aslında F8'de alabilirsiniz. Burada Escape'e çıktım ve Extrude komutuna geldim. Bize diyor ki nesneyi seç. Extrude edilecek nesneyi seç. Ben seçtim ve Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi beyaz bir görüntü çıktı. Tabii ki bunun olması için yukarıda View sekmesinden Conceptual'ın açık olması gerekiyor. Aksi takdirde tek çizgi halini görürsünüz. Bakın gördüğünüz gibi çizdiğim yamuğun her haliye göstereyim. Ne kadar büyütülmesi gerektiğini gösteriyor. Ben buraya 150 dediğim zaman direkt şeklimi ortaya çıkardı. Özellikle dikkat edin polyline'a yapmaya. Bir sonraki komutumuz ise hemen buradan bakalım. Loft komutu. Loft komutunda yine ben buradan tab sekmesini seçiyorum. Size göstereceğim yine. Biraz uzaklaşalım. Tab dediğimiz kısımsa belirli çizimler yapıyorsunuz. Onların arasında bir mesafe oluyor. Ve kusursuz bir şekilde birleştirilmesini sağlayan bir komut. Size şöyle bir örnek vereyim. Hemen bir buradan karemizi alalım. Rectangle'ımızı. Şöyle bir kare çizdim. İçine bir çember çizelim. Biraz daha ortadan alalım. Göz kararı yapıyorum tabii ki bunları. Daha sonrasında da mesela beşgen çizelim. Buraya 5'e bastım. Daha sonrasında içeride mi dışarıda mı onu soruyor. Biz içeride diyelim, bir şey fark etmeyecek aslında. Şu şekilde bir beşgeni oluşturdum. Şimdilik de Shift ile faremizin orta tuşuna basarak görüyorsunuz nasıl bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Tek bir yüzey üzerinde tap, yani yukarıdan bakıyoruz buna. Şimdi yapmamız gerekense bunu bu içerideki cisimleri veya dışarıdaki fark etmez nasıl isterseniz belli bir yüksekliğe ulaştırmak ve cisimimizi birleştirmek. Buradan nesnemi seçiyorum ve ne kadar yükseğe çıkması gerektiğini soruyor bana. Ben mesela buna 200 diyeyim. Bu şekilde. Daha sonrasında diğer kısma geçiyorum. Çember. Enter'a bastım. Nereden biz gerektiğini soruyor bana yine. Aynı şekilde. Buraya da mesela 450 diyelim. Gördüğünüz gibi şu an 3 boyutlu gösteriyorum size. Arada belli bir fark var. Buradan Loft butonumuza tıklıyoruz. Tabii ki bunun belli bir sırası var. Ben aşağıdakiyle yukarıdakini yaparsam 1 ve 2. olarak 3. de bunu seçersem çok farklı bir isim çıkaracak. Bu kısım işte de kalabilir. Ama biz sırayla gidelim. Mantığını anlayacaksınız zaten ama. Hemen seçtim. Daha sonrasında bunu seçtim. En sonunda bunu seçtim. Gördüğünüz gibi içeride en aşağıda bir beşgen var. Daha sonrasında biraz daha yaklaşırsam ortada bir daire, ortada bir dikdörtgen, yukarıda da bir daire var. Gördüğünüz gibi o otomatik birleştirmeleri yapıyor. Yani yüzeylerin pürüzsüzlüğüne burada dikkat çekiyoruz. Bu komutumuz bu şekilde. Tabii tekrar tıklayalım. Daha sonrasında tekrar Loft butonumuza bastık. Az önce olmadı. Enter'a basmadığım için. Sırayla seçiyorum. Yine şekli bir gözden geçirelim bu şekilde. Daha sonrasında yapmamız gereken bir defa Enter'a basmak ve şekli güzel bir şekilde çıkarıyor. Daha sonra
Yapacağımız komut ise revol komutu. Revol komutu ne yapıyor? Hemen ona bakalım. Revol komutu ise bizim bir iki boyutlu nesneyi 3 boyuta çevirmemizi sağlıyor. Öncelikle şuradan ben reframe'e geçeyim. 2 boyutta bakış açımızı tap yapalım. Mesela bir masa çizeceğiz. Polyline'ımı alıyorum. Yuvarlak bir masa. Öncelikle tabanını oluşturuyorum. Yukarı doğru çıktım. Daha sonrasında burada F8'i kapatalım. Bir tık daha güzel gözüksün. Tekrar açtım. Tam hizalamaya çalışıyorum şu şekilde. Aynen. Şu an bir yuvarlak masanın yandan görünümünü görüyorsunuz. Revol komutuna geçmeden önce tekrar ben size bir iki boyutlu olduğunu göstereyim. Şimdi buradan Conceptual'a tekrar geçiyoruz. Revol komutumuza tıkladık. Bize diyor revol yapacağınız nesneyi seçin diyor. Seçtik. Enter'a bastık. Sonrasında bize diyor ki aynalama yapacağınız noktaları belirtin diyor. Biz tabii ki bunu yandan görünümü aldığımız için yani bir yarım masanın yandan görünümü aldığımız için bu tam orta kısmından bir aynalama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi belli oldu şu an. Yandan göstereyim size. Ne kadar olacağını siz ayarlıyorsunuz ve tam olmasını istiyorsunuz. Tam hizaya getiriyorsunuz. Bu şekilde. Şu an tabii bir derecelik bir açı var gibi. Hemen bakış açımızı değiştirelim. Şu kısmı da değiştirdik mi? Pardon. Yani bu şekilde. Şöyle daha düzgün oluyor. Gördüğünüz gibi. Bir yuvarlak masa çizdik ve revolve komutuyla bunu tamamladık. Daha sonra tekrar tab moduna geçeyim. Burada da aynı şekilde. Son komutumuz ise sweep komutu. Sweep ne işe yarıyor? Hemen buna bakalım. Sweep komutu da bir genelde bunu çizgi üzerine yapıyoruz. Polyline üzerine yapıyoruz. Polyline üzerine eklemek istediğimiz cismi 3 boyuta çevirmemize yarıyor. Hemen ona geçelim. Nasıl bir şey olduğunu görelim. Öncelikle hemen polyline'ımı aldım. Şu an değişik bir şekil yapmaya çalışıyorum. Mesela şöyle bir nesne çizdik. Escape ile çıktım. Daha sonrasında biz bu top görünümündeydi. Görünümü değiştirelim. Mesela önden bakalım buna. Burada coordinates de değişiyor. Aslında bizim çizdiğimiz kısmı görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Burada mesela ne ekleyelim? Şu path üzerine yani yol üzerine bir cisim çizeceğiz. Burada mesela ben bir çokgen çizmek istiyorum. Şöyle yapalım. Bana kaç kenar olmasını istediğimi soruyor. Mesela ben burada 6 kenarlı bir çokgen olsun dedim. Merkezi buraya aldım. İçeride dedim. Çok da büyük olmasın. Size göstereyim yani. Yoksa şeklimiz kötü gözükecek. Şu an gördüğünüz gibi tam çizgiye dik bir şeyimiz var. Hemen buradan ben görünümünü eski haline getireyim. Şu kısmı da Word yapalım. Hemen Sweep komutuna tıklıyorum. Sweep de diyor ki Sweep yapacağınız nesneyi seçin diyor. Sweep yapacağım nesne bu. Enter'a basıyorum. Daha sonrasında Path'imi soruyor bana. Path'imi de seçtiğim zaman gördüğünüz gibi her tarafı altıgen olan bir nesne çıkardı bize. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. İlerleyen haftalarda da zaten bunun örneklerini bol bol göreceğiz. Bugünkü eğitimimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler dilerim.